지금이 형한테는 어떠래? 한 이 테크닉 알아야겠다. Sayın pul biber de getir lan. Pul biber varsa pul biber. Pazardan haber eve çıkaracağım. Şeyi bekleriz inşallah. Ay abi ya. Tamam, şey içinde. Bundan sonra da şeyi bekleriz. Evet. Evet değerli gençler, rahatınız yerinde mi? Yerinde abi. Sıkıntısı olan yok değil mi? Hasta olan yok yani benim gibi. Yok. Oradaki o gürültü şeyden mi geliyor? Pompa çalışıyor herhalde, şantiyede mi? Bir şey sorayım. Şu havuz yapılıyor biliyorsunuz. Havuz yapıldığı zaman ben düzenli yüzmek istiyorum diye var mı içinizde? Ne yaptın mı dersin? Çok yüksek bir katılım yok. Yüzme bilmeyen var mı içinizde? Yüzme bilir de öyle yarışlar marşlara katılamaz. Anladım. Nerede öğrendiniz yüzmeyi? Derede. Derede mi öğrendiniz? Beyazdere. Tekedere. Ama başkanım orayı güzel yaptı. Çok şey değil yani, boğulmaya müsaade etmiyor belediyemiz. Derinliği az olmuş. Evet işte, boğulmaya müsaade etmiyor değil mi? Derin yeri olacak. Yani boğulmak yok. Derin olsa? 1.40. Pencerede bir eskavut gibi bir sektör olsa? Boğulmalardan kapatırlar o zaman hemen. Orasında boğulmalardan yani kapattılar. Suyu çok soğuk akıyor. Bedava su geldiğinden az sıcak olsun. Sıcak olsun, sıcak yalıydı ama. Üşüyor insan, bundan sonra girer. Burada içinde hamamı var. Bunlar hepsi ısınacak. Isınacak mı? Isınırsa iyi olur. Evet. Isıcak su bulacağız size. Nasıl şey dedi sana, sandalye yok mu? Ben rahatım. Rahat mısın? Evet, beyler. Düşündünüz mü yemek anında, yemekten önce konuştuğumuz meseleleri? Cezalar çok ağır. Abi düşündük de cezalar çok ağır ya. Mesela? Ya 409 bir jandarmadan yedim ben. Bir de polisler yedim işte. Neydi ceza yediğiniz? Mesela? Dur ihbarına uymamak. Ne haline uymamak? Dur ihbarına. Dur ihtarına uymamak. Havamda kasma, kasıtlı dayı yazmışsın. Dur ihtarına uymamak diye bir ceza yok ya. Kas takmamak, abartma egzoz. Kas takmamadı. Egzozum açıktı ya. Açıktı da performans egzozu aldı. Buradaki arkadaşların tamam motor kullanıyor mu? Evet. Hepsi. Herkes. Kullanmayan yok mu? Kullanmayan diye yalanat abi da. Herkes kullanıyor mu? Peki içinizde öğrenci olmayan var mı? Evet. Kaç kişi arkadaşlar? Biz şeyler duyabilir miyiz? 5-6 kişi öğrenci. Çalışıyor musunuz 4, bir yerde? Çalışıyoruz. 5 dükkanımız var bizim ya. 4 milyar ceza yedim, hem çalıştım hem okuyarak. Ben 1 milyar ödedim ya. Ödedin mi peki? Ödedim tabii. Ben 5 defa ödedim. Ama bir ceza, 4 milyar lira ceza. Motor kaç lira kilo? 4 milyar. Ben ödemedim. 4-600. 4-600? Evet. Toplam 1 milyar oldu, ödemedim daha. Ben de 2-8 milyar. Ya ceza yedin, ödedin mi? Ödedim. Ödedin.
Ben ödemedim, af çıkacakmış yarın bir gün. Hafı bekliyoruz ya, af çıkacak yarın bir gün zaten. Seçim affı mı? Peki, mesela aileleriniz ne diyor bu ceza meselesinde? Borsa çok ağır ceza yazıyor. Aferin oğlum, devam et. Şundan haberi yok. Hapse girince akılmasın ya. Cezadan. Peki arkadaşlar, kas takmak rahatsız ediyor mu sizi? Çok evet, sıcak havada hem de çok rahatsız ediyor. Zaten hava sıcak, bir de kaskı takıyoruz. Bir araba sıkıştırdınız, kas takıydık, o zaman yazdınız bazı cezayı zaten 4-9'a. Kastamayın, kaza yapacak gibi olayım ya valla. Göremiyorum. Göremiyorum aslında ya. Bucama, ses de duyulmuyor, arkadan motor geliyor mu diye. Görünmüyorken sağa sola bakayım derken, görünmüyor. Ben de eskiden bir motor kullanıcısıyım. Motosiklet kullandım. Büyükte bir kazaya da karıştım. Hasbelkader, o gün kaskım takılıydı. Hasbelkader yani. Çeneli boyunluklu bir kask vardı. Düştüğümde de hızım 135 km civarındaydı. Virajda düştüm, önüme bir tane taş çıktı düştüm. Herhalde yere 5-6 kere sektim. Top gibi yere vurdurdu beni. Vücudumda birkaç tane kırık kemik vardı. Kafam da yere şiddetle ve hızlı çarptı 4-5 sefer. Ama kask korudu diye düşünüyorum. Bunu bu mesleğin içerisindeyken de yaşadım, kaza işini. Kaskın önemini o kazadan sonra anladım. Buralarda şimdi daha net görüyoruz. Böyle kaza analizlerini falan gördükten sonra, mesela Osmaniye köyünde bir arkadaşımız rahmetli oldu, biliyor musunuz? Ümit. Yani kaza raporunda tam görmedim ama zannediyorum motor bisikletten uçup fırlayarak yere kafa atma suretiyle rahmetli oldu. Bizim tabi arkadaşlar buradaki düşüncemiz ve niyetimiz şu. Bakın emniyet müdürümüz, işte komiserlerimiz, memur arkadaşlarımız, görevli arkadaşlarımız aramızda. Evet. İbo'nun olduğu bölgede. Bizim derdimiz motoru Dursun Bey ile bitirelim değil. Böyle bir düşüncemiz yok. Motosiklet Dursun Bey için güzel bir ulaşım aracı. Dursun Bey gibi yerlerde hepinizin birer tane araba sahibi olması mümkün değil. Kent merkezi geniş. Dolayısıyla bir yerden bir yere ulaşım için önemli. Ama ben gerçekten bir duygumu size ifade etmek istiyorum. Bana göre, neyse ki çoğunuz 18 yaşın ya da 20 yaşın altındasınız. Bana göre 20 yaşını geçmiş, alkol almış ve direksiyona binmiş bir insan bir kaza sonucu rahmetli olmuşsa eğer, ben onunla ilgili üzülmüyorum arkadaşlar. 20 yaşını geçmiş, tekrar tanımlayayım. Alkol almış, bir kaza yapmış ve ölmüşse onunla ilgili çok üzülmüyorum. Sebebi şu, üzülmeme nedenim şu. Evet, hepimiz motosiklet kullanabiliriz, araba kullanabiliriz. Herhalde içinizde çoğunuz araba kullanmayı da biliyorsunuzdur. Belki sürücü belgeniz olmasa bile. Alkol almak bireysel bir tercihtir. Alır insanlar, almaz. Buna da hiçbir itirazım yok. Ama itirazım olan nokta şu. Bir adam 20 yaşını geçmiş, iş geçmiş, direksiyona geçmiş, benim hayatımı tehlikeye atıyorsa ben buna itirazım. Doğru mu düşünüyorum? Doğru. Doğru. Benim bakış açım bu. İnanın diğer arkadaşlarımla bakıyorum. Birinci boyutu bu. Selamladın abici. İkinci boyutu da şu arkadaşlar. Yani motosikleti siz açtınız. Ben aslında motosiklet konusunu çok konuşmak istemiyordum ama demek ki can yakıcı bir hadise. Zaman zaman biz uygulamalar yapıyoruz ve bunu da sıklaştırıyoruz. Arkadaşlarımız emek sarf ediyor. Aslında derdimiz hiç kimseye ceza falan uygulamak değil. Cezalar çok ağır. 800 lira, 900 lira. Siz söylediniz galiba. Bunu gerçi biz belirlemiyoruz da. 1,5 lira ehliyetsizlik. Yani belirlenen devletin, hükümetin belirlemiş olduğu cezalar var. İşlem yapıldığı zaman da mecburen uygulanması gerekiyor. Açıkçası yani 1000 liralık, 700 liralık motora 1500 lira ceza uygulamak bizim de çok içimizden gelen bir şey değil. Ama şöyle de bir durum var. Dursun Bey'de sokaklar, caddeler bu geçmiş dönemden beri bir 30 yıldır, 40 yıldır çok geniş geniş caddeler, sokaklar değil. Motosikletler, arabalar, yayalar aynı trafiğin içerisine girdiği zaman ciddi risk oluşturabiliyor. Biz Türk milleti olarak böyle gaza basmayı seven bir milletiz. Yani gaza basmayı, işte motora hakim olmayı, arabaya hakim olmayı seven bir milletiz. Ama bu hakimiyeti her zaman sağlayamayabiliyoruz herhalde.
düşen arkadaşlar oluyor, başkasının üstüne düşenler oluyor vesaire, kaçarken düşenler oluyor. Siz açtığınız için söylüyorum, bunu engellemenin yolunu siz yapmalısınız. Ha ben şunu biliyorum, burada bulunan tüm arkadaşlarımız hepsi birbiriyle samimi değil. Üçer kişilik, beşer kişilik, onar kişilik arkadaş gruplarımız var, hepimiz için böyle. Herkes kendi grubunun arkadaş çevresinin içerisinde bu işlere bir çözüm ararsa, biz hiç ceza kesmeden, siz de kendinizi ifade etmek istediğiniz gibi ifade ederek bu işi çözebiliriz. Ama burada esas rol sizin. Bilmiyorum, yanlış mı düşünüyorum? Arkadaşlar bakın, ben çok demokrat bir adam diyebilirsiniz ki yanlış düşünüyorsunuz. Şöyle düşünseniz iyi olur diyebilirsiniz. Biz buraya sözleri dikte etmeye gelmedik. Sizin fikirlerinizi dinlemeye geldik. Yanlış mı düşünüyorum bu hususta? Size soruyorum. İsminiz? Fatih. Fatih Bey. Söylediğim son cümlelerde yanlış mıyım? Haklısınız da. Cezalar olmasa. Cezalar olmasa. Ne yapabiliriz ki biz bu cezaları engelleyelim? Cezalar, bu cezaları silseniz hiç kimse motora binmez burada. Ya biner de öyle şeyli binmez. Hani şöyle, siz ceza olduğu için daha fazla ceza olsun diye mi hızlı gidiyorsunuz? Ya bize ceza yazdık da biz de kılık kapıyız. Yanımıza gidiyoruz. Anladım. Ondan da plakalar çıkartıyoruz. Tamam, şöyle bir anlaşma yapalım. Şimdi cezalar bizim silme yetkimiz yok. Bizim elimizde olan bir şey değil de var olan cezalar. Şöyle bir anlaşma yapalım o zaman sizinle. Biz ceza kesmeyelim. Siz de Dursun Bey de normal sağlıklı motor kullanımını yapın. Allah Allah. Peki ama silemiyoruz. Yani silme yetkimiz olsa silelim. Motorun tipine, şekline bakılır mı? Aa, onu bilemem. Yani çıkar çıkmaz da. Şöyle bak. İsminiz neydi üstad? Ramazan Bey'im. Bak şöyle yapsak. Eğer diyorsanız ki böyle yapalım, biz kızıyoruz bu cezalara. Bunun için de kızdığımız gün hızlı gidersiniz geliyor. Kızdık mı? Egzoz açısını gelir. Tamam. O zaman şöyle yapalım. Egzozları kapatalım. Normal gidelim. Bir de şöyle, sadece sizin için değil, siz söz verebilirsiniz ama çevrenizdeki 5 kişinin, 10 kişinin davranışı yine size yansıyor arkadaşlar. İşte korumayalım ya şimdi. Benim ceza yedim, motoru biliyorsanız zaten öyle. Polis arkadaşlar. Bunu nasıl aşabiliriz? Kurunun yanında yaşayalım. Konuşabilir miyim ben bir? Lütfen buyurun. Ben bir 8-9 kişi beni bir şikayet etmiş motorla. Egzozum abartı değildi, orijinaldi de. Orijinal değil de yani fabrika çıkıştı, biraz bağırıydı. Buna dükkana geldiler, eve falan geldiler. Ben de o gün de sonra motor düzgün binmeye başladım. Bayramlara özel ara sıra abartı egzoz takayım. Ondan sonra tekrar yine kızdım ben. Böyle durmur falan bir şeyler karıştırıldı. Tekrar yine abartı egzoz takıyorum. Anladım. Plakayı da çöktük. Tamam. Ama plakası yakalandığınız zaman motoru bizim almamız gerekiyor. Atıp kaçayım ben ya öyle. 3 sene motora kattık öyle. Ucuz olur ama iyi fikir. Kalktır yayan kaç. De şu arama ki trafik polisi, asayiş polisi yakaladılar beni. Sarı bir motor çıkarttılar ben. Bir gün durdu motor elinde, gece 3'e kadar onu yanmak için uğraştım. Çok büyük beddua ettim yalnız ben polise. İnşallah birine çıkanın. Şöyle ama şöyle. Görevini yapan birisine beddua etmek çok doğru bir sivil, şey değil. Ama yavaş gidiyordum, hızlı da gitmiyordum. Egzozum da açık değildi. Asıl siviller trafiğe... Arkadaşlar bak. Hepsi karşıya, hepsi. Zaten şöyle. Trafik zabıtasının yeterli olmadığı yerlerde asayiş zabıtası ülke amir emriyle, benim emrim, oradaki sorumluluk benim, ülke amir emriyle trafik vazifesi yapar. Diğer asayiş polisinin yetersiz olduğu yerlerde, acil ve olağanüstü hallerde yine benim emrimle trafik zabıtası normal zabıta vazifesi yapar, yapıyorlar. Bakın arkadaşlar aramızda, polisin üniforması biraz soğuktur ama kalbi çok sıcaktır arkadaşlar. Keza jandarmanın üniforması soğuktur ama kalbi sıcaktır. Ben zannetmiyorum ki hiçbir arkadaşımız, ya tutalım bu gençlere ceza, ki böyle bir şey yok. Böyle bir derdimiz yok bizim. Ama şöyle düşünmek lazım. Mesela o belediyemizin bulunduğu ada var ya, orası, Ziraat Bankası'nın bulunduğu cadde ve özellikle Halk Bankası'nın bulunduğu cadde. Yani hepsini saymak istemedim de. Buralarda inanın ben bile sivil olarak geçerken öyle motorla hızlı şekilde geçip de bizi bile tehlikeye atan o kadar fazla olayla karşılaştım ki. Sen bu yavruyu saymak istemiyorum. Ama yani hızlı giderken de herhalde bir başkasının can güvenliğini riske etmemek lazım diye düşünüyorum. Babam dünyayı yakmak isteyecek. Sizin babalarınızdan. Anlaşamamak demek, her şeyi yakmak demek değil yani.
Ama öyle bir görüntü var ki arkadaşlar, bizim sizlere ihtiyacımız var. Yani sadece burada bulunanlara değil. Burada bulunanlar dışındaki, şimdi biraz önce buradan geçip bizi selamlayan arkadaşımız gibi insanlara da bu mesajı iletecek insanlara ihtiyacımız var. Ya şu Dursun Bey'i öyle bir kent yapalım ki Allah aşkına. Çok güzel bir kentte yaşıyorsun. Kimliği olan, adam gibi insanların yaşadığı bir kentte yaşıyorsun. Bazı kentler vardır, burada isim zikretmeyeceğim ama o kentte yaşamak istemezsiniz. Kentin sicili bozuktur bazı kentler. Bazı toplumlar vardır, cemiyetler vardır, suç o kadar yayılmıştır. Siz o toplumun bir üyesi, ferdi olmaktan mutsuz olursunuz. Dursun Bey yiğit insanların olduğu bir memleket. Yani şuraya son 15 senedir kalabalığa bakmadığınız zaman, son 80 senesine, 100 senesine baktığınızda Dursun Bey insanıyla özel bir memleket. Eğer tarih önünde de bir sorumluluğumuz varsa, her ne şekilde olursa olsun, bizim bunu da bozmaya hakkımız yok. Burada, şu zaman diliminde burada yaşayan insanlar olarak. Ya 18 yaşındasınız, 17 yaşındasınız. 10 sene sonra bu kentin karar vericileri olacak. Çocukları olan, sizin kadar çocukları olan ve dertlerden dertlenen insanlar olacak. Bizim sizlere, sizler marifetiyle diğer arkadaşlara bunu ifade etmemiz lazım. Hakikaten içimiz yanıyor. Yani yüreğimiz yanıyor. Ben o rahmetli arkadaşlarım, her bir kaza da tesadüf önümde oldu. Rahmetli arkadaşlarım yolu yol değil demeyeceğim ama keşke bir sefer daha düşünselerdi yani. Keşke deselerdi ki biz ölürken mesela gelmişlerdi, o son kaza ambulansa çarpmışlardı. Gördünüz mü kazayı? Yani? Ambulans mı? Efendim? Ambulans mı? Yok. Olur, ben kaza sert giriyor biraz. Yani önümde gerçekleşti. Ben de Balıkesir istikametinden dönüyorum. Ambulansa kenara kaçma şansı bile yok. Ambulansın yoluna girmiş. Hayır, yoluna da girme değil. Dönmeye çalışmış. Mıcıra kaptırmış. Mıcırdan kurtarmaya çalışırken ambulans. Mıcır var mıydı ya? Yol kurtarmıyor. Yol çalışması. Önemli olan bu değil arkadaşlar. Kazanın ne şekilde olduğu, onun bunun kusurlu olması değil. Önemli olan bir canın gitmesi, diğer arkadaşımızın da çok ciddi sağlık problemlerine düşer olması. Hiçbirimizin başarıya lütfen gelmesi istemiyorum. Ben aslında sizden başka bir şey daha bekliyorum arkadaşlar. Deyin ki mesela, belediye başkanımız burada. Gençlere değer veren bir isim. Gençleri seven bir isim. Deyin ki başkanım bize şöyle bir şey yapsanız iyi olur deyin. Bize söyleyin. Ne olabilir mesela? Yani biz burada sadece motoru mu konuşalım? Trafiği mi konuşalım? Yani emniyetçi arkadaşları görünce böyle motor işimizi nasihat çekmeye gelmedik. Bir yemek verip de bir saat nasihat çekmek gibi bir problemimiz yok arkadaşlar. Biz sizin hissiyatınıza değer verdiğimiz için buradayız. Ne isteyebilirseniz deyin ki başkanım, ben öneride bulunayım mesela başkanım gençler adına. Şu motorlarla ilgili bir şeyler kapansın istiyorsanız gençlere bir yarış pisti gibi bir şey olması lazım. Ehliyetsizlere yarış pisti gibi bir olması lazım. Çağrı için öyle yapmamalar değil mi? Hırslı olduğu zaman kapışma ekmeleri lazım o zaman. Dünya yolda trafik eşi yani. Sadece trafiğe kapalı bir yol. Hayır değil. Aynen ben de. Aranızda o şekilde senin gibi durumda olan. Nasıl? Senin durumunda olan kaç kişi var? Aynen. Arkadaşlar genelde zevkine mi motora biniyor? Hayır. Bu motora zevk. İnsanlar inşallah siz de baba olunca aynı şeyleri yaşayacaksınız. Çünkü sizin o bir parçanız, sizden olmuş bir parça olduğu için çok kıymetlidir. Şimdi sizin tabii ki Allah bizi dünyaya yaratmış. Hadi çıkın dünyaya da ne halt yerseniz yiyin diye değil. İnsanla ne vermiş? Akıl vermiş. Diğer hayvanat aleminden biz farklıyız arkadaşlar. Hayvanlar alemi başka. İnsan hayvanlar alemi gibi yaşayamaz. Tabii ki fıtratan bazı şeyler aynı gibi görünse de insanoğluna Allah akıl vermiş. Aklı var. Onunla düşünerek insan hayatını düzene koyacak. Şimdi bunu hayatta kuralları niye koymuşlar? İnsanlar rahat etsin diye. Rahat etmezse o kural zaten yanlıştır. Yani mutlaka kuralların insanların lehine ve rahatına olması lazım.
İnsanoğlu şimdiye kadar yaşadığı dünyada bir takım kuralları deneme yoluyla koymuş. İşte şimdi bu kuralları insanlar her memleketlerde uygulamaya çalışıyor. Bütün dünya artık köy gibi oldu dünya. Japonya'da ne kuralı konduğu burada belli. Şimdi burası da biliyor. Şimdi insanlar bu kadar birbirine artık etkileşim var. Tabii ki kimse istediğimi yaparım ben düşüncesine girerse o zararlı bir mahluk haline gelmiştir. Çünkü insan her şeyi yaparım ben diye bir şey yok. Hani bizim büyük bir şairimizin birisinin bir sözü var. Hürriyet, hani özgür olmak diye bir laf var ya. Ya diyor bazılarına bakıyorum diyor. Hürriyet, özgürlük diyor. Onların istediği eşek hürriyeti. Neymiş eşek, ne yapıyor? Diye orada caddede hiç Emin Bey'den geçerken bile dört bacağını açar şart da yapıverir yani. Öyle değil midir? İşte böyle bir hürriyet olmaz diyor. Yani insanoğlu aklıyla bazı hürriyetleri, özgürlükleri diğerlerinin rahatsız olacağı şekilde kullanmamalı. Şimdi şöyle, bu sözü hep bize büyükler söyledi ve cebimize, aklımıza yazdık. O bize güzel şeyler yaptırmış oldu. Kendine yapılmasını istemediğin bir hareketi, bir davranışı sen de yapma. Bak bu çok önemli bir sözdür. Sen kendine bir hareket yapılmasını istemiyorsan onu başkasına kesinlikle yapma. Çünkü zaten kendin istemiyorsun yapılmasını madem. Niye başkasına yapıyorsun aynı şeyi? Değil mi? Yani bunlar insanoğlunun aklıyla rahat ve huzur içinde yaşamayı tesis edecek düşünceler olmalı. Yani sizler, ben hep okuldayken öğretmenlik yaptığım için biliyorum, hep özgüven olması lazım. Ali Talha hocanızı ben 7-8 yaşındayken eline su faturasını veriyordum. Üzerine de parayı veriyordum. 8 yaşında daha. Paranın şeyini daha yeni biliyor. Oğlum bak karşıda gişe var. Oraya git. Amcaya ver. Ve bunun parasını getirdim de öde. Neden yaptırıyordum ben bunu? 8 yaşında bir işi becermenin özgüvenini kazansın. Yani böyle hiçbir şeyden anlamaz gibi büyümesin. Ve gerçekten bunlar çok önemli şeylerdir. Daha 8 yaşında onu yapabilirse cemiyetin içinde çok rahat şekilde işlerini gören bir adam olur. Bu çok önemli. Sizler de yaş icabı şu anda artık akıl bali olmuş yaşlardasınız. Yani ne demek? Aklınızda var, babada olursunuz. Her şeyinizi Allah size artık bazı şeyleri vermiş durumda. Ama bir şeyi eksik etmeyeceksiniz. Sizi Allah artık cemiyet de aynı şekilde, devlet de ve Allah da mükellef diyor size. Mükellef ne demek? Sorumluluk vermiş üzerinize artık. Sorumluluk var. Şunu yaparsan dinde nedir dinimizde? Şunu yaparsan günah diyor, bunu yaparsan sevap diyor. Mükellef olmuşsunuz artık siz. Devletin de böyle bir takım kuralları vardır. Bunu kesinlikle biz bugün sizin karşınızda otururken cezaydı, yok bilmem neydi, babanıza zarar olsundu diye kimse düşünemez burada. Çünkü herkes burada babadır, arkadaştır, herkesin bir şeyi var. Kimse bundan lezzet almaz. Ama cemiyette de bazı şeyler acaba caydırılabilir mi diye bir kural konu. Cezaları keselim, para kazanalım. Böyle bir şey yok. Böyle de olamaz yani. Biz karşı çıkarız daha ona. Ben Kaymakam Bey'e giderim. Ya kaymakam böyle bir şeyler var. Bu paralar gerçekten, bu cezalar insanları yıldırıyor. Bir takım şeyler getirelim buna. Deriz zaten. İçimizden öyle gelir bize. Onun için sizlerin, Kaymakam Bey'in dediği gibi sizlerin görüşlerinizi de alarak ve sizlerle ortaklaşa bir takım cemiyetimizi rahat ettirmemiz lazım. Toplumumuz hep beraber rahat olmalıyız. Yoksa bir kişi rahat olmakla başkası sıkıntı çekerken öyle olmaz. Herkes rahat olmalı, sıkıntı çekmemeli.
huzur içinde olmalı. İyi ki ben böyle bir cemiyette yaşıyorum. İyi ki böyle bir memleketim var demeli. Yoksa biz memleketimize, toprağına ayaklarımızla bağlı değiliz. Yüreğimizle bağlıyız. Yoksa ayaklarımızla bağlı olsak başka yerde de yürür gideriz toprak. Ama biz Dursun Bey deyince ta Trabzon'da da askerliğimizi yapıyor olsak Dursun Bey burnumuzda tüter. Yarın askere gittiğinizde bunu daha çok göreceksiniz. Yani memleketinize yüreğinizden bağlı olduğunuzu hissedeceksiniz o zaman. Yani o zaman yapmış olduğunuz yaramazlıklar aklınıza gelecek. Onları özleyeceksiniz. Değişik değişik şeyler olacak. Çünkü yürek toprağına bağlıdır. Onun için bu Dursun Bey'i güzelleştirecek olan sizlersiniz. Yani hep beraber huzur içinde rahat ortam içine getirebiliriz. Yoksa biz burada kendimiz bir şeyler yapalım, ceza keselim. Karşı taraf hiç cezadan öyle olmaz. Tek taraflı değil de karşılıklı anlaşma içinde olursa rahat bir ortam oluşur. Çok teşekkür ediyorum ben böyle bir ortamı şey yaptığı için emniyet müdürümüze, kaymakamımıza. Bunları hep konuşa konuşa aralarımızda şunu şöyle yapmamız lazım deyip grup arkadaşlarıyla bize getirerek, hatta kaymakam bey dedi ya, burada aklınıza gelmeyen bir şey olabilir. Yarın otururken şurada çay içerken, ya biz bunu şöyle bir teklif edelim denir. Bir şey aklınıza gelir. Bunlara hep açık olmak zorundayız. Ve açık olursak sizin için de bizim için de iyi olur. 19 yaşında, 14 yaşında bunu tahta getirdikleri zaman bir devleti idare edebilecek kapasitesi vardı. 14 yaşında. 19 yaşında da İstanbul'u çağ açtı, çağ kapattı. Kendisi toplar döktürdü ve o surları yedi kaçtı. Yani şimdi insanlar 19 yaşına gelince haber anlamaz, daha bir şeyden bilmez. Bir şey. Öyle değil arkadaşlar. Biz gerçekten büyüküz. Gerçekten aklımız her şeye erer. Her şeyi yapabiliriz biz. Ama sorumluluğumuzu hissetmezsek, yaşarken çocuk gibi yaşayan ama cemiyette adam gibi duran, öyle olmaz. Çocuk gibi yaşayacağımıza adam gibi yaşayan. Sorumluluğumuz. Bir gece, karlı bir kış gecesinde bir yaşlı amca aradı, dedi ki sen efendim yetiş, benim dedi, hayvanlarım damır dedi, üstüne çöktü dedi. Ben şöyle düşündüm, yani emniyete, jandarmaya, itfaiyeye haber vermek var, bir gideyim bir göreyim. Olay yerini ki ona göre bir ekip çağırayım dedim. Hemen çıktık, kar vardı, arabanın üstüne temizledim, gittim oraya kadar. Öyle bir metal konstrüksiyon çatı, hayvanların bulunduğu bir çatı çökmüş. Aşağıda 20-25 tane hayvan kalmış, 3 tane insan kalmış. Gece 3'tü saat, bir bayram ağzıydı. O bayram ağzında mesela bulabildiğimiz personellerle girmeye çalıştık ama çok zor ulaşabildik. Yani elimizdeki personel de yeterliydi. Ben orada sizin gibi genç arkadaşlarımdan bir grup oluşturmuştum. Telefon zinciri kurmuştuk. Gelin dedik. Kazma kürek kapan geldi. Geldi bu 3-4 saate yakın beraber hep birlikte kazma kürekle çalıştık. Bu işin altından çıktık. Orada devlet ve millet olmanız gereğini yerine getirdik. Böyle bir şey de bizimle birlikte olur musun? Oluruz. Peki yani size mesela bir telefon zinciri kursak desek ki o duvarımızda telefonlarımız bulunsa ve paylaşsak 10 dakika içerisinde, 15 dakika içerisinde şurada buluşalım desek, ekipmanımızı başkanım bize alsa, gazma, kürek, fener, testere, neyse, elbise, geliriz. Her türlü. Gelmem diyen var mı içinizde? Yok. Üst bireyi nasıl yani? Diyen varsa olabilir arkadaşlar. Ya Dursun Bey de olmayabilir, o zaman gelemeyiz işte bu konularda. Hocam Dursun Bey de olduğu zaman gelmeyecek olan var mı? Bakın, gelmem demek yanlış değildir ama gelirim demek deyip de gelmek, gelmemek delikanlılar. Ya şimdi çalışırız ya biz. O zamanki duruma da bakar bu. İşte baştan söyleyin. O zamandaki duruma da bakar. Çalışma hariç. Boş zamanınızdayız. Yok yok. Ben oyunlarını oradan mı çekeyim? Evet. Biz böyle dönelim. Buyurun gençler. Bak lan hemen. Sen bak. O ne de? Çok açıldılar. Öne de geçebilirsin. Sazdaki kişi şimdi ben orada değildim. Kapak fotoğrafı. Üye olmadım falan filan yok. Kapak fotoğrafı. Şöyle görünüyor. Tamam mı? Hangine bakacağız? İkisinin ortasına. 93. Eynel. Yeterli mi?
Çektiniz mi? Teşekkür ederim. Evet. Evet.